Merhabalar. Bir önceki videomuzda Prusa Slicer'ın sol taraftaki araç menüsünü incelemiştik. Bu videomuzda da üst taraftaki araçları bir inceleyelim. Şimdi artık videoya geçebiliriz. Üst tarafta ekle kısmı var. Modelimizi dışarıdan bir model ekleyeceksek sürükleyip tabloya direkt bırakabiliriz. Ya da buradan ekle deyip açılan pencereden bilgisayarımızdaki yolunu göstererek modelimizi seçebiliriz. Hemen yanındaki kısım ise modelimizi silmeye yarıyor. Bunu işaretleyip sil dediğim anda artık modelimiz gidecek. Yeniden şekil ekle deyip kutuyu ekleyeyim, devam edelim. Yanındaki tuş ise tablamızdaki birden fazla model varsa eğer onları siliyor. Şuradaki buton seçili olan nesneyi siliyor. Şu yanındaki ise tümünü siliyor. Şimdi buna tıkladığım anda artık tablamda herhangi bir şekil kalmadı. Bu sefer de küre ekleyelim. Bu ise otomatik olarak hizalamayı sağlıyor. Bunun kısa yolu A. Şimdi modelimizi şuraya taşıyayım ben. Bundan sadece bir tane basmak istiyorum ama tam da merkezde olsun istiyorum. Bakın buna tıkladığım anda model tablanın tam merkezine yerleşecektir. Şu tarafa taşıyayım ve klavyeden A tuşuna basayım. Yine aynı şekilde buraya yerleşecek. Hemen yanındaki şu buton kopyalamayı sağlıyor. Şimdi modeli seçtikten sonra Ctrl C ile ya da bu araçta kopyalıyorum. Yanındaki araç ise yapıştırma işlemini sağlıyor. Ctrl V de bunun kısa yol tuşu. Tıkladım. Bakın bir tane kopyasını bana oluşturdu. Şuradaki artı işareti kopyasını ekle. Şu modeli az önce Ctrl C ve Ctrl V yöntemiyle ya da şuradaki araçlarla kopyaladım, yapıştırdım. Bakın bunlar artık birbirinden ayrı bağımsız iki nesne olarak oluşturuldu. Ben şunda belli başlı değişiklikleri yapıp bunda da farklı değişiklikler yaparak basabilirim. Yani bunun iç dolgu oranını %20 verip bunun iç dolgu oranını da %50 verebilirim. Bu şekilde değişiklik yapabilirim. Fakat modeli şuradaki artı tuşundan ya da klavyedeki artı tuşuna basarak kopyalarsam, şimdi bunun 3 tane kopyasını alacağım. 1, 2, 3 tane daha aldım. Toplamda 4 tane kopyam oldu. Bakın burada seçmiş olduğum modelin altında örnekleri olarak kopyalar çıktı. Şu modelde yapacağım her işlem artık buna da uygulanacaktır. Mesela buna herhangi bir niteleyici eklersem, bölüm eklersem artık buradaki yaptığım işlemler buna da uygulanacaktır. Tek farkları bu. Ctrl C ile kopyalayıp Ctrl V ile yapıştırırsam ayrı nesneler olarak çıkartıyor. Artı tuşunu kullanarak kopyalarsam kopyasını çıkartıyor fakat yapmış olduğum örnekteki değişiklikleri diğerlerine de uyguluyor. Peki bunları ayıramıyor muyuz? Tabii ki şuradan şekil küreyi seçip sağ tıklayıp ayrılmış nesneler olarak ayarla dersem artık hepsi birbirinden bağımsız nesneler haline dönüşüyorlar. Şundan yine bir kopya oluşturayım ben. Artı dediğimde bakın bunun da yine 3 tane kopyasını oluşturdum. Yanındaki eksi butonu ise kopyaları silmeye yarıyor. Bakın bir kopyasını sildim, bir kopyayı daha sildim. Tek başına modelin kendisi kaldı. Şimdi şu butonlar pasif gözüküyor. Bu butonlar bizim seçtiğimiz ve birleştirdiğimiz objeleri ayırma işlemine yarıyor. Mesela şimdi şu küreyi seçtim. Shift tuşuna bastım. Yanındaki küreyi de seçtim. Bakın artık ikisi seçili halde. Ben buna sağ tıklayıp birleştir dediğim anda artık bu ikisi bir nesne gibi davranacak. Bakın taşıdığım zaman da ikisi aynı anda taşınacak. Bunu dilimlediğim zaman da ya da buna bir özellik verdiğim zaman da ikisi de aynı özelliği kullanacak. Buradaki şu buton nesnelere böl, yani birleşmiş olan şu nesneyi ayırmak için bunu tıkladığımda artık bu nesneler birbirlerinden ayrıldı. Şu yanındaki buton ara butonu, program içerisindeki özellikleri buradan arayabiliyoruz. Örneğin STL yazalım. Enter tuşuna basalım. Bakın STL ile ilgili hemen ayarı bize getirdi. Şuradaki ayar ise değişken katman özelliği. Şimdi şu tablo üzerindeki nesneleri bir temizleyelim. Şuradan Ctrl Del ile ya da şu çöp kutusuna tıklayarak tüm nesneleri sildim. Sıfır tuşuna bastım. İzometrik görünüm aldım. Sağ tıkladım şekil ekle, galeriden şu tavşanı ekledim. Bu objeyi basmak istediğimde ben bu objenin belli katmanlarının daha pürüzsüz olmasını isteyip katman yüksekliğini farklı ayarlamak isteyebilirim. İşte buradaki araç değişken katman yüksekliği aracı bize bunu sağlıyor. Buna tıkladığım anda bakın modelin rengi griye dönüyor. Şimdi şurada minimum 0.50'ye alacak. Yani 0.50 katman kalitesini alacak. Ben burayı 0.10 yapacağım. Şu yanındaki kaleme tıklarsam direkt kendim yazabilirim. Yani minimum 0.1 milimetre
olacak. Yarı çapı da 0.5 olacak. Şuradan minimumu koru dediğim anda yan tarafta bir çizgi var. Bakın şöyle yandan bakalım. Şimdi modelin şu bölgesinin, bakın buraya geldiğim zaman model üstünde de sarı bir çizgi aşağı yukarıya doğru hareket ediyor. Modelimizin buradan belli bir miktarının daha kaliteli görünmesi için katman yüksekliğini düşürmek istiyorum. Bakın bu çizginin soluna tıklarsam artık burada bir çizgi oluşmaya başlayacak ve 0.10 seviyesine kadar çekti. Yani burayı artık 0.1 katman yüksekliğinde basacak. Bunu sol tuşa basılı tutarak yukarıya doğru taşırsam seçmiş olduğum yere kadar, bakın bu seçimler zaten modelde de görünüyor. Seçmiş olduğum yere kadar 0.1 katman kalitesinde gösterecek. Sağ tuşla tıklarsam ne olacak? Bu sefer de katman kalitesini artıracak. Yani daha yüksek bir katman kalitesinde yazacak. Şimdi şurayı şöyle mouse'la ayarlıyorum. Bakın 0.3 katman kalitesinde. Şuradaki kırmızı olan bölgeyi 0.3 katman yüksekliğinde basacak. Yeşil olan bölgeyi de 0.1 katman kalitesinde basacak. Diğer kalan gri tarafları ise baskı ayarlarında ayarlamış olduğum katman yüksekliğinde basacak. Bu değişken katman kalitesi de bazen gerçekten çok hayat kurtarıcı oluyor. Kullandığımız zaman gerçekten sonuçları güzel olabiliyor. Modelimize göre artık bunu da kullanabiliriz. Aracı kapattım. Yanındaki ok tuşu geri al, kısa yolu Ctrl Z. Şu da yinele, kısa yolu Ctrl Y. Şu sağ taraftaki yapacağımız işlemler artık modeli dilimlerken daha iyi oturacak. Zaten şuradaki baskı ayarları, filament kısmı şuradaki yapacağımız ayarlarla ilişkili. Şu dolgu kısmı yine baskı ayarları kısmında. Şurada da modelimize vereceğimiz yeni özellikleri inceliyor olacağız. Şurada artık nesne yönetimi kısmında da modeldeki pozisyon, döndürme, ölçeklendirme gibi işlemleri yapacağız. Yani sol taraftan yaptık ama aynı zamanda buradan da yapacağız. Bir sonraki videomuzda da artık bu tarafı incelemeye başlayalım ve yavaş yavaş şuradaki baskı ayarlarını incelemeye başlayalım. Bu videoyu artık burada sonlandıralım. Bu arada kanalımda gerçekten sizler için faydalı içerikler üretiyorum. Eğer içerikleri beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, içerikleri paylaşmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Destekleriniz benim için gerçekten önemli. Bir sonraki videoda görüşünceye dek esen kalın.